Hallo Marc. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Almanya'dan Teşekkürler. selamlar. Türkiye'den selamlar. Als wir uns im September 2019, kurz nach deinem Amtsantritt in Neustadt getroffen haben, war ich sehr beeindruckt von deinem Elan, deinem Interesse und deinem Engagement für unsere Partnerschaft. Danke. 2019 Eylül ayında burada buluştuğumuz gün konuştuklarımızla ilgili olarak bugün bazı şeyleri hayata geçirebilmenin mutluluğu içerisinde olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Schade, dass wir uns seither nicht mehr persönlich treffen konnten, aber hinter uns liegen schwierige Monate. Ne yazık ki aradan geçen bu süre içerisinde bir türlü görüşemedik. Ki biliyorsunuz pandemi nedeniyle hareket etme imkanlarımız olmadı. Auch bei uns steht immer noch die Vorsicht vor einer unkontrollierten Ausbreitung des Coronavirus im Vordergrund. Die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung prägen unser Handeln. Ve hala günümüzde devam etmekte olan ve çok dikkat etmemiz gereken bir dönemi geçirmeye çalışıyoruz. Hala pandemiyi tam olarak atlatmış değiliz ve kendi halkımızı korumakla bir açıdan görevimizin olduğu bilincindeyim. Glücklicherweise geht es jetzt auch zunehmend besser. Wir bekommen zunehmend mehr Öffnungen, Lockerungen und etwas mehr Normalität zurück. Ama sevindiricidir ki her geçen gün biraz daha normale dönmeye eğilimimiz artmaya başladı. Yani pandeminin biraz daha az etkisinin olduğu söylenebilir. Aber schön, dass wir uns wenigstens virtuell wiedersehen und auch der Anlass dazu ist sehr erfreulich. En azından böyle bir ortamda birbirimizi görebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü sahiden buna ihtiyacımız vardı. Ich sehe dieses gemeinsame Projekt für junge Menschen als Zeichen des Aufbruchs und als Zeichen auch der Hoffnung, jetzt gerade in dieser Krisenzeit. Und es stärkt die Freundschaft zwischen unseren Städten. Bu zor günler içerisinde olmamıza rağmen gençlerimize sunduğumuz bu projenin umarım önümüzdeki günlerde birbirimize daha da yakın ilişkiler içinde olacağımızın bir işareti olur ve birlikteliğimiz istediğimiz boyutta devam eder. In der Vereinbarung unserer Städtepartnerschaft steht geschrieben, dass wir auf der Grundlage moderner demokratischer Gemeinwesen kulturelle und sportliche Kontakte aufnehmen und die Bewohner beider Städte zusammenbringen sollen und dass wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Jugend- und Erwachsenenbildung anstreben. Und genau diesen Auftrag erfüllen wir heute. Bizim iki şehir arasındaki kardeşlik sözleşmemizin altında yatan en önemli şeylerden birkaçını şöyle sıralayabilirim. Demokratik insanların bir arada yaşaması, gençlerin değişik alanlarda hem sporda hem değişik alanlarda değişim yapmaları ve tabii ki işte bugün imzasını atacağımız eğitim ve öğretimle ilgili bazı konuların, bazı projelerin hayata geçmesiyle ilgiliydi ki bunları biz bugün bir kısmını hayata geçiriyoruz. Die Bildungskooperation zwischen den Partnerstädten und jetzt auch den Diakonissen Speyer mit der Physiotherapie-Schule Neustadt wird jungen Menschen die Chance einer Ausbildung im Gesundheitswesen bieten. Schülerinnen und Schüler der Physiotherapie-Schule und Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt bietet sich dann eine weitere Möglichkeit des interkulturellen Austauschs und der Begegnung. Hiç kuşkusuz şehrimizdeki Diagoni'ye ait olan fizyoterapi okulumuzun bize ve gençlerimize sunmuş olduğu bu güzel olayı burada bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum ki iki şehir arasındaki kültürel değişime de çok büyük katkısı olacağı inancını taşıyorum.
Und dein Ziel, lieber Abdullah, das Thema Fachkräfteausbildung im Gesundheitswesen zu stärken, ist damit erreicht. Aber auch für uns ist das eine sinnvolle Sache. Aufgrund der demografischen Entwicklung werden in den nächsten Jahren auch in Deutschland immer mehr qualifizierte Fachkräfte gebraucht. Hiç kuşkusuz Abdullah Bey'in sizin daha önce sunmuş olduğunuz bu eğitim öğretimle ilgili gelişim çalışmalarının önümüzdeki günlerde yine her iki şehrimizin demokratik gelişimine katkı koyacağı inancını taşıyorum. Ich bedanke mich ausdrücklich bei Herrn Bien, bei Herrn Seving, aber auch bei dir, Seyhan, der du ja so die Brücke gebaut hast zwischen uns und ich freue mich sehr über dieses Projekt. Özellikle Sayın Bean ve Sayın Seving'e ve tabii ki burada ben bir köprü vazifesi gördüğüm için bana da sevgili başkanım bir teşekkürü var. Çünkü eğer Herr Seving ve Herr Bean olmasaydı böyle bir olana yakalayabilme şansımız mümkün olmayacaktı. Her ikisine, her üçünüze teşekkür ediyorum diyor. Und ich würde mich freuen, wenn sich viele weitere Aktivitäten wieder anschließen, beispielsweise den Schüleraustausch, den wir 2019 durchgeführt haben. Das war auch eine sehr erfolgreiche Sache, die ich gerne fortsetzen möchte. Ve özellikle bundan sonra daha sık, daha farklı boyutlarda değişim yapmamızı diliyorum. Ki 2019'da yaptığımız öğrenci değişiminde buraya gelen Türk öğrencilerin çok mutlu bir şekilde geriye döndüklerini çok iyi hatırlıyorum. Umarım bunun karşılığı olan şeyi bizim çocuklarımız da bir gün Mersin'de aynı şeyi yaşarlar. Ich freue mich, dass wir das Band zwischen unseren Städten weiter festigen. Ich freue mich auf die jungen Gäste aus Yenisei hier, die bald zu uns kommen und auf viele weitere Begegnungen und auf eine lange und blühende Städtepartnerschaft. Özellikle çok sevinçliyim. Sizin oradan gelecek genç arkadaşlarımızın burada hem bir eğitim görüp kendilerini yetiştirme imkanı bulmaları hem de iki şehir arasındaki kültürel değişime olan katkılarının olacağını düşündüğüm için çok mutluyum. Ich grüße zum Abschluss nochmal dich, Abdullah, deine Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung und alle Bürgerinnen und Bürger von Mersin-Yenisei hier und wünsche Ihnen eine gute Zeit, vor allen Dingen Gesundheit im Moment, ganz wichtig und alles Gute, herzliche Grüße aus Neustadt an der Weinstraße. Sevgili Başkanım, özellikle size ve çalışma arkadaşlarınıza ve tabii ki Yenişehir'de yaşayan bütün halkınıza en içten dileklerimi ve sevgi ve selamlarımı sunmak istiyorum. Ve hepinizin sağlıklı kalmasını diliyorum. Çünkü bugünlerde sağlığın ne kadar önemli olduğunun bilinci içerisindeyiz. Ja, vielen Dank. Ich grüße natürlich einmal in Richtung Türkei und einmal in Richtung Neustadt. Wir sind ja nur ein ganz kleines Rädchen in dem Getriebe und freuen uns jetzt, Bestandteil oder einen Anstoß geben zu können mit diesem kleinen Projekt. Yenişehir'i ve Neustadt'ı en içten dileklerimle selamlıyorum buradan. Biz bu olayın küçücük bir tekerleğiyiz. Yani bir katkımız olacaksa o küçücük şeyimizle mutlu olacağımızı belirtmek istiyorum. Neustadt an der Weinstraße Belediye Başkanı, sevgili meslektaşım ve dostum Mark Weigel, Sağlık ve Sosyal Eğitim Merkezi Fizyoterapi Okulu Genel Müdürü Sayın Jonas Seving, Akdeniz'in güzel kenti Yenişehir'den selamlar. Öncelikle bildiğiniz gibi tüm dünya halkları uzun zamandır yeni tip koronavirüsü COVID-19 ile mücadele ediyor. Sizler, aileniz ve sevdikleriniz umarım iyisinizdir. Sizlere ve halkınıza sağlık ve huzur diliyorum. COVID-19 ile mücadele ederken hayatını kaybeden, dünyadaki tüm sağlık çalışanları ve yaşamını yitiren vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum. Tedavi gören tüm hastalara da acil şifalar diliyorum. Yenişehir ve Neustadt kentlerinin kardeşliği ve işbirliği uzun bir tarihe dayanıyor. Bizler halklar ve kültürler arasındaki diyaloğu önemsiyoruz. Birliktelik,
ve dayanışmayla hareket etmemiz bizleri daha güçlü kılacak ve gelecek için çok daha sağlam ilişkiler kurmamızı sağlayacaktır. Buldukları COVID-19 aşısı ile BioNTech kurucuları, bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Türk ve Alman halkları arasındaki işbirliğinin ve uyumun en iyi ve en yakın örnekleridir. Bu vesileyle de onları üstün başarıları nedeniyle kutluyorum. Alman devletine de kendilerine sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi de Yenişehir gençlere istihdam için Avrupa'da eğitim fırsatı sunuyor projemiz ile bu işbirliğinde uzun soluklu yeni bir adım atıyoruz. Bu proje aramızdaki bağları güçlendirecek ve her yönden iki halk arasındaki güzel ilişkiler kurmamıza vesile olacaktır. Her yıl Yenişehir'den Neustadt'a gelecek iki gencimiz orada eğitim alacak, yeni bir iş ve yaşam imkanı bulacaktır. Bu proje ve işbirliğimiz ile gençlerimiz istihdam fırsatı yakalarken oradaki iş gücüne de katkı sunmuş olacaklar. Bu bir başlangıç. Gelecekte bu projemizin daha gelişmesini temenni ediyorum. Katkılarından dolayı Neustadt Belediyesi'ne ve fizyoterapi okullarına teşekkür ediyorum. Başkanım, hep beraber kaldırırsak evet. Evet. Peki, buna bir 60 tutabiliriz. Evet. Peki,